Herkese merhaba. İkinci Uluslararası Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi'nde sektörel gelişmelerle ilgili bir oturumda sağlık sektörünü konuşmak üzere bir aradayız. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Çiğdem Çağlayan. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesiyim. Yine burada bugün sizlerle birlikte bu oturumda konuşmacı olan arkadaşlarımızla beraber, çok değerli arkadaşlarımızla beraber 2020 yılında çevre, iklim ve sağlık için işbirliği projesini başlattık. Bir Avrupa Birliği projesi bu. Ve bu senede biz geçen sene olduğu gibi ikinci kez kongreye hem proje kapsamında yaptığımız çalışmalar ve bunların ürünleriyle hem de güncel konuyla ilgili bilgilerle aranızda oluyoruz. Bu sene de yine davetleri için teşekkür ediyoruz kongre düzenleme kuruluna. Bu oturumumuzun konusu aslında iklim değişikliği, iklim krizine yanıtta genellikle ihmal edilen ya da ön sıralarda yer almayan ama etkilerini hep yoğun bir şekilde hissettiğimiz sağlık etkileri ve buna karşı geliştirilen, iklim krizine karşı geliştirilen yanıtta sağlık sektörünün mutlaka yer alması gerektiğiyle ilgili bilgileri paylaşacağız sizle. Tabii bu sürece hemen gelmedik. Biliyorsunuz geçen sene COP26'da Glasgow'da düzenlenmişti ve o zaman Dünya Sağlık Örgütü bir özel rapor yayınlayarak iklim değişikliği ve sağlık arasındaki ilişkiye dikkat çekmiş ve bir çağrıda bulunmuştu. 1,5 derece çağrısında bulunmuştu ve yine Dünya Sağlık Örgütü hükümetleri ve diğer politika yapıcıları iklim ve sağlık krizi konusunda acil olarak harekete geçirmeye davet etmişti ve yeşil ve adil iyileşme talebiyle çok çeşitli ülkeden çok sayıda uzmanın, sağlık uzmanının katılımıyla bir belge yayınlanmıştı. Biz de çevre, iklim, sağlık işbirliği projesi TÜSİP kapsamında amacımız bu zaten. İklim krizi ve artan çevre sorunlarıyla mücadelede sağlık hizmetlerine düşen rolü, özellikle hekimler, bunlar arasında halk sağlığı uzmanları ve diğer sağlık çalışanlarının rollerini, bu konudaki kapasite geliştirme, farkındalık arttırmayla ilgili bir amacımız var. Dolayısıyla birazcık da projemizden bahsedecek olursak, çevre, iklim ve sağlık için işbirliği projesi, HEAL'ın yani Sağlık ve Çevre Birliği'nin, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nin ve Kocaeli Üniversitesi'nin birlikte yürüttüğü bir proje ve Avrupa Birliği'nin mali desteğini aldığını söylemiştim. 2020 yılından beri, Nisan 2020 yılından beri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada da projede yürütücü olarak görev yapan arkadaşların, HASUDER adına, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği adına doktor öğretim üyesi Melike Yavuz, HEAL adına Funda Gacal ve yine HEAL'ın Avrupa'daki temsilcisi iklim ve İklim değişikliği konusunda yardımcı direktörlük görevinde bulunan Ernst Tüfer'in birlikte bu konuyu ele alacağız. Konumuzun başlıkları aslında öncelikle doktor öğretim üyesi Melike Yavuz, sağlık çalışanlarının iklim krizine yanıttaki rolünü bizimle paylaşacak. Sonrasında bir videoyla aramıza katılacak ve sunumunu paylaşacağız biraz sonra. O da bize COP27 halen devam etmekte olan COP27 ile ilişkili bir değerlendirme sunacak ve sağlığın nasıl bu politikalara dahil edileceğiyle ilgili bir sunum yapacak.
Son olarak da Funda Gacal bizlerle hem Türkiye İklim Kanunu'nu konuşacağız hem de Şubat 2022'de Konya'da düzenlenen şurayla ilgili süreci değerlendirecek. Çünkü biz proje olarak da burada proje ekibi olarak da bu görüşmelerde aktif olarak rol oynadık ve bir takım kararların çıkmasında da etkili olduğumuzu düşünüyoruz. Süreç böyle ilerleyecek. Sonunda da yine soru ve katkılarınızla oturumumuzu tamamlayacağız. Şimdi ben ilk sözü doktor öğretim üyesi Melike Yavuz'a vereceğim ama öncesinde bir kısa tanıtım yapmak istiyorum. Kendisi 1978 Ordu doğumlu, 2004 yılında Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden, 2011 yılında da Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı eğitimini tamamladı ve halk sağlığı uzmanı oldu. Yine 2012-2014 yılları arasında Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü, 2015 yılında da İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde çalıştı. 2016-2017 yıllarında Kartal Toplum Sağlığı Merkezi'nde halk sağlığı uzmanı olarak çalıştı. Yine 2018-2020 yılları arasında Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu üyeliğini yaptı. Sayın Melike Yavuz 2017'den bu yana da Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Ve özellikle bulaşıcı hastalıklar, bağışıklama, çevre sağlığı ve iklim değişikliği konularında çalışıyor. Şimdi ben sözü Melike'ye devrediyorum. Melike, seni dinleyelim. Buyurun. Merhabalar. Çok teşekkür ederim Çiğdem Hocam. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Özellikle ikincisini düzenlediğimiz ilkine de katılmıştım. Bu Uluslararası Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi'nde tekrar bir arada olmaktan da onur duyduğumu belirtmek isterim. Çünkü vesile oldukları için de çok teşekkür ederim. Ayrıca bize söz verdikleri için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Benim konum Çiğdem Hocam da söylediği gibi sağlık çalışanlarının iklim krizinin çözümündeki rolü. Sanırım ekranımı paylaşabildim, görebiliyorsunuzdur. Ben konuyu aslında iki temel çerçevede, yani iki soru üzerinden ele almaya çalışacağım. Bunlardan biri neden? Özellikle sağlık çalışanları, yani bir başka meslek grubu değil de sağlık çalışanları iklim krizinin çözümünde rol almalı. Neden sağlık çalışanlarını özel olarak konuşuyoruz ve nasıl rol almalı? Yani bu çözüm sürecinde nasıl bir rol alabilirler? Bulundukları konum bunu nasıl olanak sağlıyor? Bunları tartışmaya çalışacağım. Peki, birinci soruyla başlayalım. Sağlık çalışanları iklim krizinin çözümünde neden rol almalı? Bütün kongre boyunca bence konuşulan bir başlık iklim değişikliği ve sağlık. Kongrenin ana teması da bu olduğu için, ana adı da bu olduğu için çokça değinmeyeceğim ama Dünya Sağlık Örgütü artık iklim değişikliğini insanlığın karşılaştığı en büyük sağlık tehdidi olarak algılıyor. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, IPCC, her yıl raporlar yayınlıyor. Aslında iklim değişikliğine bağlı milyonlarca ölüm ve diğer tüm yıkıcı sağlık etkilerini önlemek için dünyanın sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlanması gerektiğini söylüyor. Geçtiğimiz COP27 de aslında bununla ilgiliydi. Ancak yine de dünya liderlerinin ya da dünyayı yönetenlerin sıcaklık artışını 1,5 derece sınırlamakla ilgili yine de öteledikleri bir süreç üzüntüyle görmüş olduk. Herhalde günün sonu, yani benden sonraki sunumda buna biraz değinecek. Ancak Dünya Sağlık Örgütü diyor ki aslında 1,5 derecelik sıcaklık artışı sınırlaması insan sağlığını korumak için yeterli değil. Çünkü her bir onda birlik ısınma aslında insanların yaşamları ve sağlıkları üzerinde ciddi bir zarara yol açacaktır diyor. Bizler aslında iklim değişikliğini bugün yaşıyoruz. İşte geçtiğimiz yaz aylarında orman yangınları ya da ülkemizde işte burada
bir sel faciasından bir örnek fotoğraf görüyorsunuz. Orman yangınları sıcaklık artışı ve kuraklıkla birlikte artıyor ya da bir takım hava olayları, yani aşırı hava olayları nedeniyle kimi yerlerde aşırı sıcaklık yaşanırken bazı yerlerde de sel, fırtına gibi aşırı hava olaylarıyla karşılaşıyoruz. Ya da kuraklık doğrudan aslında iklim değişikliğinin bir etkisi. Bütün bunlar her ne kadar farklı sektörleri ilgilendiriyor gibi gözükse de örneğin orman yangınlarından çıkan dumandan etkilenenler ve psikolojik olarak etkilenenler ya da bir sel sırasında bedensel zarar görenler, sel sonrası ortaya çıkan enfeksiyon hastalıkları ya da sağlık hizmetinin aksaması nedeniyle zarar görenler ya da kuraklık nedeniyle belki beslenme ile ilgili gıdalara yeterince ulaşamayan, beslenme yetersizliği çeken ya da bütün bunların neden olduğu ruhsal sorunlarla aslında sağlık çalışanları karşı karşıya geliyor. CDC, yani Amerikan Hastalık Merkezi, iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerine etkilerini burada şekilde gördüğü gibi özetlemiş. Aslında sıcaklık artışı, aşırı hava olayları, artan karbondioksit düzeyleri ya da deniz seviyesinin yükselmesiyle ortaya çıkan bir takım durumlar sağlığımızı doğrudan ya da dolaylı olarak etkiliyor. Örneğin aşırı sıcaklar ya da şiddetli hava koşulları, sıcaklık ile ilişkili hastalık ve ölümler ya da kardiyovasküler yetmezlik gibi sıcaklıkla dolaylı olarak ilişkili olan hastalıklara ya da doğrudan yaralanmalara ya da ruh sağlığı etkilenimlerine neden olabiliyor. Hava kirliliği beraberinde, çünkü hava kirliliği aslında iklim değişikliğinin bir nedeni olmakla birlikte hava sıcaklıkları arttıkça ya da aşırı hava olayları geliştikçe hava kirliliği de artıyor. Yani birbirini etkileyen bir kısır döngü şeklinde ilerliyor. Bunun neden olduğu hastalık ve ölümler. Yine iklimin değişmesiyle birlikte vektör dediğimiz aslında omurgasız ve hastalıkları taşıyan böcekler, hayvanlar, bunların ekolojisi de, bunların yaşam döngüsü de bir şekilde iklim değişikliğiyle birlikte değişiyor. Aslında daha önce yönelen işte sıtma gibi bir ülkemizde bir hastalığın yeniden ortaya çıkmasına, bölgemize akın etmesiyle birlikte batı dil virüsü gibi yeni hastalıkların, o bölgede görülen hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Dolayısıyla bu iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileriyle sağlık çalışanları, sağlık profesyonelleri hali hazırda karşılaşıyorlar. Bunları tedavi etmeye, bunlardan insanları korumaya çalışıyorlar. Sağlık profesyoneli aslında iklim değişikliğinin algılandığı bu merceği gösteren kanadı, yani sağlık etkilerini. Çünkü bir iklim inkarcılığı var ya da iklim değişikliğine inanmamak gibi bir durum da söz konusu. Değişikliğin algılandığı merceği gösteren kanıtı anlatacak iyi bir hikayeye sahipler. Ve hepsinin ötesinde halkın güvenine sahipler. Yani sağlık profesyonellerinin, özellikle hekimlerin, hemşirelerin verdikleri bilgiler, verdikleri mesajlar halk tarafından güvenle karşılanıyor. Yine sağlık çalışanları sağlığın korunması ve geliştirilmesi için iklim değişikliğiyle mücadele etmek zorunda. Çünkü temel görevimiz sağlığın korunması ve geliştirilmesi olduğuna göre iklim değişikliği de sağlığı etkileyecek bir ciddi zarara yol açtığı için bununla mücadele etmekte görevlerimiz arasında yer alıyor. Dünya iklim değişikliğini eğer yeterince ele almazsa, bu sadece sağlık profesyonellerinin ya da sağlık çalışanlarının bir alan değil, hani bütün dünyanın, hatta ülkelerin, hükümetlerin sürece el atması gerekiyor. Bahsettiğim sağlık sorunları daha feci bir şekilde karşımıza çıkacak ve bütün bunlarla mücadele etmede daha fazla ön saflarda yer alacağımız için hem içerik uzmanı hem de güvenilir haber kaynakları, haberciler, bilgi vericiler, mesaj vericiler olarak iklim değişikliği mücadelede net bir rolümüz olduğu açık. Peki nasıl bir rol alabiliriz iklim krizinin çözümünde? Halk sağlığının temel ilkelerinden birisi bireylere ya da topluma hastalıkları önlemek ve sağlığı geliştirmek için yeterli bilgiyi
sağlamak, daha önce iklim değişikliğinin toplumda nasıl algılandığı, ne kadar farkında olunduğu, ne derece bilgi ve bununla baş etmek için ne kadar beceriye sahip oldukları ile ilgili bir takım araştırmalar yapılmış. Araştırmalar çok sayıda ama ben birkaç tanesinden örnek vermek istiyorum. Örneğin 2014 yılında Amerika'da yapılan bir çalışmada Amerikalıların iklim değişikliğinin neden olduğu sağlık sorunlarını belirleme konusunda çok az beceriye sahip oldukları anlaşılmış. 2013 yılında yine ABD Maryland'da şehirde tüm şehri temsil eden bir örnekte yapılan bir araştırmada özellikle hassas gruplarda bir ya da birden fazla kronik hastalığı ya da engeli olanlar, düşük gelirliler, ırksal ya da etnik azınlıklar ya da bir taşkın yatağında ikamet edenler iklim değişikliğinden kaynaklı risk algısını daha yüksek oranda yaşadıkları tespit edilmiş. 2015 yılında New York'ta bir çalışmada toplumun genelinde sıcakla ilişkili hastalıklardan korunma ve bilgi becerisinin oldukça eksik olduğu, ancak özellikle düşük gelir grubu ve Hispanik olmayan siyahlarda ise eşitsizliklerin daha da belirginleştiği, klimaya ulaşım ya da eğitim, kendisini sıcaktan korumak konusunda diğer gelir grubu ya da diğer etnik ya da ırksal kökenden gelenlere göre daha düşük bir, daha eşitsiz bir durum oluştuğu saptanmış. Yer değişince aslında bilgi ve beceri de değişiyor. Örneğin Bangladeş'te 2012 yılında bir araştırma yapılmış. Ve bu yapılan araştırmada katılımcıların %54'ü iklim değişikliği konusunda biraz bilgi sahibi olduğunu belirtirken yarısı, %46 gibi yarısına yakın bir grup, hiç bilgi sahibi olmadığını belirtmiş. Katılımcıların büyük çoğunluğu aşırı sıcaklar ve aşırı hava olaylarını ancak iklim değişikliğiyle ilişkilendirilebilmiş. Yani bütün bu araştırmalar gösteriyor ki toplum iklim değişikliğiyle ilgili bir farkındalığa sahip, ancak bunun neden olduğu ya da bununla baş etmek konusunda, sağlık sonuçları açısından özellikle baş etmek konusunda Türkiye'de ise iklim değişikliği algı araştırması yapılmış 2021 yılında bir araştırma şirketi tarafından. Detaylara gerek yok ama özellikle bu araştırmanın sonuçlarına göre toplumumuz, Türkiye'yi temsil eden bir örnekte çalışılmış çünkü iklim değişikliğinin farkında ve sonra iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunlar karşısında kendilerini kırılgan ve oldukça zayıf görüyorlar ve eğer devlet öncülüğünde herhangi bir seferberlik ya da politika üretilirse davranış değiştirme konusunda arzu ve istekli oldukları anlaşılıyor. Peki dedik ya, sağlık çalışanları nasıl bir rol alabilir? Öncelikle bireyleri ve toplumu iklimin yarattığı sağlık etkilerinden korumak gibi bir görevimiz var. Sağlık profesyonelleri hastalarını ve toplumu sıcak dalgaları, Batı Nil virüsü ve Lyme hastalığı gibi vektör kaynaklı hastalıklar ya da orman yangınlarından çıkan yapabilecekleri konusunda yetebilecek, eğitebilecek o bilgi ve beceriye sahip, sağlık ve güvenlikleri üzerindeki etkilerini hafifletmek için acil sağlık yönetimi koruyucu davranışlar konusunda tavsiyeye ihtiyaç duyuyorlar. Ancak savunmasız grupları belirlemek özel bir gereklilik olmakla birlikte iklim değişikliğinin etkilerinden herkes zarar göreceği için tüm insan sağlığının iklim cinden fayda sağlayacağını vurgulamak da aynı derecede önemli. Sağlık çalışanları ayrıca hastalarda ve toplumda davranış değişikliğini teşvik etmek için de iyi bir konumda. Bunları teşvik edebilecek bir konuma sahip, daha önceki söylediğim gibi güvenilir bilgi vericiler, bilinir haberciler oldukları için. Örneğin fiziksel aktivite seviyelerini arttırmak ve kalp hastalığı için hastaları günlük işe gidip gelirken aktif ulaşım ve toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik edebilirler. Bu sera gazı emisyonlarını azaltabilir. Ya da doğa yürüyüşlerini stresi azaltmanın ve zihinsel ve fiziksel sağlıklarını iyileştirmenin bir yolu olarak görmelerini teşvik edebilir. Bu aynı zamanda iklim değişikliğini ve etkilerini hafifletmek için gerekli olan yeşil alana yönelik desteğini de oluşturacaktır. Benzer örnekler çoğaltılabilir. Hekimlerin hastalarını teşvik etmeleri davranışsal takım değişikliklere, yani
karbon ayak izini azaltmak, daha fazla yeşil alan için talepte bulunmak gibi bir takım değişikliklere yol açabilir. Sağlık profesyonellerinin oynayabileceği en önemli rol, iklim değişikliğini önlemek ve sağlık risklerini en aza indirmek için bireysel ve toplumsal seçenekler konusunda insanlara net rehberlik sunmak. Özellikle hedefli mesajlar, yani iklim değişikliğinin sağlık etkileriyle ilgili hedef içeren mesajlar, iklim değişikliğinin kesin olduğuna dair bilgiyi ve kesinliğin gücünü artırabilecek durumdadır. Buna ilişkin bazı bilimsel araştırmalar bize kanıtlar, ön kanıtlar sunmuş durumdadır. Yine sağlık profesyonelleri kendi meslektaşlarını da iklim değişikliği konusunda etkileyebilirler. İşte hangi yollarla? Bizim zaten sık kullandığımız bilimsel iletişim, yani bir takım hakemli dergilerde makaleler yayınlamak, kitaplarda bölümler yazmak gibi bu konuya dikkat çeken bir bilimsel iletişim ortamı oluşturmak gibi. Ya da şu an yaptığımız gibi sunum ve workshoplarla çeşitli meslektaşlarıyla bir arada bulundukları bilimsel ortamlarda, mesleki ortamlarda bu yöntemlere başvurabilirler. Bir diğer aslında işi keyifle birleştirme, bir takım eğlenceli aktiviteler söz konusu olabilir. İşte meslek örgütlerinde birlikte ağaç dikme etkinlikleri ya da farkındalık yaratabilecek eğlenceli aktiviteler de söz konusu olabilir. Ve en önemlisi aslında en çok da iklim değişikliğinin sonuçlarından olumsuz etkilenecek olan sağlık sistemi, buna hazırlamak adına tıp eğitimi müfredatına iklim değişikliğini yerleştirmek ve bunun için savunuculuk yapmak, bunun için mücadele etmek, bilgi ve kanıt üretmek de oldukça önemli. Biz projemiz kapsamında, çevre, iklim ve sağlık için işbirliği projesi kapsamında geçtiğimiz yıl bir araştırma yapmıştık. Ve bu araştırmanın sonuçları Halk Sağlığı Kongresi'nde geçen sene yayınladık, bir bildiri olarak sunma fırsatı bulmuştuk. Sağlık çalışanlarının iklim değişikliği ve sağlık etkileri konusundaki farkındalığı, algısı ve bilgisi araştırması adıyla sunulan bu araştırmaya 273 sağlık personeli katıldı. Bunların çoğunluğu bizim çevremiz olduğu için uzman doktordu ama daha az sayıda olmakla birlikte hemşireler, laborant, teknisyen, veteriner hekim gibi diğer sağlık sektöründe çalışan kişiler de katıldılar. Bu 273 kişinin verdiği cevaplardan elde ettiğimiz bilgiye göre aslında sağlık profesyonellerinin, sağlık çalışanlarının iklim değişikliğiyle ilgili farkındalıkları oldukça yüksek bulunmuştur. %90'dan fazlası Türkiye'de, dünyada ve kendi yaşadıkları şehirde küresel ısınmanın yaşanıp yaşanmadığı sorusuna evet yanıtını vermiş ve %96'sı da ülkede sel, fırtına, aşırı sıcaklık, kuraklık gibi aşırı hava olaylarının kendi gözlemlerine göre arttığına işaret etmiştir. %67'si kendisi ve ailesi için iklim değişikliğiyle beraber küresel ısınmayı bir tehdit olarak görmekte ve %65'i de bu konuda oldukça endişeli olduğunu belirtmiş. Biz iklim değişikliğiyle ilgili bilgilerini de değerlendiren açık ve kapalı uçlu sorular sorduk ve bu soruların çoğuna aslında doğru yanıt alabildiğimizi fark ettik. Dolayısıyla sağlık çalışanlarının iklim değişikliği konusundaki bilgi düzeyi de oldukça iyi düzeyde. Peki sağlık çalışanları iklim değişikliğinin sağlık etkileri konusunda kendilerine ya da bulundukları sektöre düşen rollerle ilgili neler düşünüyor diye baktığımızda kendi çoğunluğu meslektaşlarının bu konuda önemli rolleri olduğunu ve yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklarını düşünmekte. Ancak sağlık sektörünün bu konuda endişelenmesi gerektiğini, isterse etkili önlemler alabileceğini ama hali hazırda henüz iyi hazırlanmadığını düşünmekte. Sağlık çalışanları iklim değişikliğiyle mücadelede savunuculuk yaparak da rol alabilirler. Özellikle toplumda değişiklik yaratmak aracıyla. İklim değişikliğinin insani bedenin ön cephedeki tanıkları olarak sağlık profesyonelleri uyum ve hafifletme politikalarına yönelik toplu eylem için en ideal savunucular. İklim değişikliğinin sağlıkla ilgili yönlerin açıklanması, siyasi yelpazede halk tarafından oldukça iyi karşılanacaktır. İklim değişikliğini ele alan politikalara ve yapısal yaklaşımlara yönelik desteğin artırılmasıyla da tutarlı tepkiler ortaya çıkarabilecektir. Sağlık profesyonelleri ayrıca bireysel olarak ya da kendi profesyonel sağlık kuruluşları, dernekleri, meslek örgütleri aracılığıyla
İklim ve çevre değişikliğinin sağlıkla ilişkisi ve sağlığı korumak için bu riskleri sınırlamak ve azaltmak için harekete geçme ihtiyacı hakkında hastalarını, toplumu ve karar vericileri bilgilendirme ve uyarma konusunda da roller üstlenebilirler. Sağlık meslek örgütlerinin web siteleri ya da karar vericileri hedef alan bir takım müdahaleler ya da örneğin Lancet Countdown gibi görünürlüğü yüksek her yıl düzenlenen sağlık ve iklim değişikliği konulu raporlar gibi kanalları kullanarak da savunuculuk yapabilirler. Bana ayrılan sürenin sonuna gelirken aslında sağlık sorunlarının iklim ve çevre değişikliği ile ilişkisi değişim için etkili bir kaldıraç olabilir diyorum. Sağlık profesyonelleri bu anlamda çok çok önemli bir yere sahip. Son sözü söyledim ama örneğin sağlık bizim yaptığımız savunuculuk ya da bir takım farkındalık çalışmaları, bilgilendirme çalışmaları sonrasında yapılması gereken değişiklikler yapılabilirse, umarım yapılabilir, onların izlenmesinde de önemli bir role sahip olacağımızı söyleyerek bitiriyorum. Bunlar da benim kullandığım kaynaklar. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Evet, Melike, biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok kapsamlı ve güzel bir sunum oldu ve iki önemli soruyla başladın ve bu çerçeve soruyla bize neden sağlık çalışanlarının, sağlık profesyonellerinin iklim değişikliğiyle ilgilenmesi gerektiğini gayet güzel anlattın ve ne yapılması gerektiğini de. Belki senin sözlerine katkı olsun diye geçen sene ki Lancet geri sayım raporundaydı sanıyorum. İklim krizine işte yanıtta sağlık sektörünün uyumuyla ilgili bazı verileri paylaşmıştı raporda. Ve burada ülkelerin sadece yarısının bir sağlık ve iklim uyum planı hazırladığını ve bunların da çok azının, sadece 4 tanesinin ulusal olarak finanse edildiği, yeterli finansmanın ayrıldığını paylaşmışlardı. Yine ülkelerin yarısından azında sağlık altyapısındaki kırılganlıklar belirlenmiş ve bir takım çalışmalar yapılıyor ama hala alınacak çok yol var bu konuda. O yüzden bunu da not etmekte fayda var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar sunumun için. Şimdi Anne devam edeceğiz. Anne bizlere COP27'yi değerlendirecek. Biliyorsunuz bu ay içerisinde burada gerçekleştirildi ve buradaki tartışmalar çerçevesinde bize bir takım bilgiler sunacak. Bununla ilgili bir videomuz var. Kendisi videoyla katılabilecek. Şimdi onu başlatalım. Ama ondan önce ben Eni tanıtayım size kısaca. Sağlık ve Çevre Birliği'nde yardımcı direktörlük görevinde bulunuyor ve iklim değişikliği, enerji ve hava kalitesi konularında liderlik ediyor. Çevre sağlığı konusunda da 10 yılı aşkın bir tecrübesi var Eni'nin. 2 yıl üye ve partnerlerinin aralarında Avrupa Birliği Çevresel Aksiyon Programı, Avrupa Birliği Parlamentosu iklim kararları dahil olmak üzere temel politika dosyalarında savunuculuk yapmasına öncülük etmiştir. Yine 2013 yılında Londra'daki hava kalitesinin iyileştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı da Londra Temiz Hava Ödülü'nü aldı. Kendisini de yine bu kongrede sizlerle bir arada bulunmasından dolayı videoyla da olsa teşekkür ediyoruz. Ve ben şimdi videoyu başlatalım olmazsa sözü Ene bırakıyorum. Tamam hocam, en olmadı ama tam. Videoyu paylaştım. Şimdi basacağım play'e. Ses gelmesi lazım. Gelmezse uyarırsınız beni. Tamam. Tamam. Good afternoon. My name is Anne Stauffer, Deputy Director at the Health and Environment Alliance. And I'm sorry I can't be with you in this virtual exchange, but I hope you still find my intervention on health engagement and COP27 useful. So I wanted to share with you some information and also some lessons learned from the engagement of my organization, HEAL Health and Environment Alliance, on climate change and health. HEAL is an organization
that brings together over 90 member organizations from the health community, including doctors, patient groups, public health institutes, including members in Turkey, but also in other countries, in 26 countries of the European region. And we have been engaged on climate change and health for over a decade now. And when it comes to the health engagement, I've definitely seen that more and more organizations and individuals, health experts, health professionals and organizations have been active on climate change and health. Also because in the health sector, we very much see the urgency to act. And just if you look at the summer, this urgency has become very clear, where this summer was the hottest on record, with the average temperature for Europe from June to August was about 1.34 degrees Celsius above the average from 1991 to 2020. And this was actually 0.4 degrees higher than what was recorded for the previous warmest European summer, which occurred just 1 year earlier, so last year. So definitely Europe is heating up, and we're seeing the health effects of this hotter weather coming in, and the evidence coming in. And this is an initial assessment that was published last week, which shows that over 20,000 people died in Western Europe's summer heat wave. And I've included here numbers from Spain and from Germany, but there's more information available, and definitely the assessment is still ongoing as we're waiting to hear from other countries, including in the whole European region. These health impacts have been warned already about by the Lancet Countdown. The Lancet Countdown is a unique interdisciplinary research collaboration tracking developments on climate change and health across 40 indicators. And already 2 years ago, the Lancet Countdown actually warned that when it comes to the heat-related health impacts from climate change, Europe is actually the most vulnerable region in the whole world. And we're unfortunately seeing the effects of this vulnerability already now. So I mentioned in the beginning that we have definitely seen a growing health sector engagement, and you can see this at global level, at regional level, and country level. At all levels, definitely. One important stepping stone in the global engagement was in the year 2020, when we were hit with the COVID-19 pandemic, and policymakers and very much the public started thinking about the recovery from COVID-19. There were over 350 organizations representing over 40 million health professionals, and thousands of individual health professionals from 90 countries demanding a healthy recovery and a building back better. Also when it comes to mitigating and transforming our economies and our ways of life to decarbonized economies. We've also seen major health networks adopting positions on climate change, including the World Medical Association, which has published several resolutions already, the European Public Health Associations, and we've seen resolutions and statements from individual countries, including from Poland, but also increasingly from Turkey. And this is what you're also going to be talking about further today. There's also a wealth of information available on climate change and health, both when it comes to the health threats from climate change, but also when it comes to the benefits of action which is still possible and still needed in order to keep us to the 1.5 degrees that was agreed on in the Paris Agreement. So here I have some information from my organization, HEAL, where we have climate change and health infographic available in several languages. We also have infographics showing the benefits of walking and cycling. And there are also dedicated materials available for vulnerable groups, for example, for pregnant women when it comes to talking about climate change and pregnancy. At the global level, the Global Climate and Health Alliance also has a wealth of information available, including scorecards where the Global Climate and Health Alliance is tracking progress, what countries or what regions have done when it comes to the nationally determined contributions, so that to their commitments to reducing CO2. And you can find all this information on the website.
In the activities of the non-governmental health sector, we actually very much helped by the activities of the World Health Organization. And I wanted to highlight here the report that came out from WHO last year for COP26, which is called the Health Argument for Climate Action, and which includes 10 recommendations for climate change and health. And actually, they are still very much valid today. And I invite all of you to have a look at these recommendations and to use them in your work and underline that this is, you know, what the World Health Organization is recommending. Because this includes also, recommendations on energy system and actually a phase out of fossil fuels for energy use. So when it comes to this year's COP, the health engagement for COP has been high again, even though there was no dedicated health theme at this year's COP, but there was a WHO pavilion again. There were many organizations present and represented. And one of the urgent calls they brought to this COP was about actually commitment to ending the use and the dependency on fossil fuels. Fossil fuels, so oil, coal and gas, because they not only fuel climate change, they also harm our health through the air pollution that is being released in the production and in the use of fossil fuels. And the health sector was one of the sectors signing on or, you know, endorsing the call for a fossil fuel non-proliferation treaty. This is a global initiative that has been put forward and that was brought to decision makers at this year's COP. And it was, you know, it has the support from over 200 organizations worldwide, from health organizations worldwide. But unfortunately, as you all know, there was no progress this year at COP27 when it comes to fossil fuels. It was actually a stall mail. So while it was good that there was, there has been an agreement on loss and damage, so on compensation for those countries who have no responsibility in fueling climate change, but who very much experience the climate change harm, this is good. This is progress. However, what we would have needed to see, especially in view of the accelerating global heating that we're seeing and the impacts that I was talking about earlier, would have been or would have needed to be a clear commitment on phasing out fossil fuels. And this was nowhere in sight at this year's COP. And again, I wanted to highlight the Lancet countdown for your further use and in the conversations. This year's Lancet countdown highlighted that the health of people around the world is at the mercy of a fossil fuel addiction. So very much also this fossil fuel outlook. And that the key message that the Lancet countdown highlighted was that the persistent fossil fuel use is driving health impacts of climate change and compounding the concurrent energy, cost of living, food, and COVID-19 crisis that we face. So the science is very clear when it comes to climate change and health, both what unfortunately drives climate change and what drives the health impacts, but also when it comes very much to what needs to be done. The health recipe, the health prescription of what needs to happen is clear, but what we are lacking is the commitment by our policymakers to actually take this health prescription and take the health evidence to heart and act upon it. And unfortunately, what we're seeing at the moment in Europe, but also very much globally, is a continued drive for fossil fuels. At this year's COP, there was also very much a scrambling to find agreements with some countries in Africa for continued fossil gas exploitation. This is very much being promoted as a false solution, as a bridge technology, when in fact what could happen with the current drive that we're seeing in the EU especially is a lock-in of fossil gas and thus a lock-in of pollution and a lock-in of driving the climate change. And I've included here evidence from a briefing that Heal has published earlier this year where we quantified for the first time the health effects from fossil fuel power production,
which are not as great as burning coal for energy use, but they're also not zero. And we do want to highlight this because a lot of, as I said, a lot of the drive we see at the moment is for fossil gas. And this should not be the case when healthier, cleaner alternatives are available in the form of renewable energy and in the form of energy saving. And with this, I would like to end my presentation and underline again that the health sector is incredibly engaged when it comes to highlighting the health harm and health threat from climate change, but also putting forward the solutions. And I very much hope that in your conversations today, you can take on board some of the evidence and the activities that others are doing and take it forward also in Turkey and beyond, because we all need to work together to actually prevent the most health-harming global heating. We need to prevent it. It is still possible, but the window is closing. The urgency to act is now. And I very much hope that in this effort, we can bring many, many more health professionals on board to put health protection at the center of climate change action. Thank you very much. Evet, Enin bu özenli zamanında olan sunumu için kendisine teşekkür ediyoruz. Aslında anlaşılmıştır diye düşünüyorum ama bazı önemli notların altını çizeyim ben de. Öncelikle HİLO'nun yapısından bahsetti. Türkiye'de bu yerlerden biri, içerisinde yer alan. Özellikle iklim değişikliği ile ilgili sıcak dalgalarına dikkat çekti. Avrupa'nın ısındığından ve özellikle 2022 yazında sıcak dalgaları nedeniyle yaklaşık 20 bin ölümün meydana geldiğini tüm Avrupa genelinde belirtti. Sadece Almanya'da 5 bin, İspanya'da 5 bin civarında ölümler gerçekleşti. Yanlış almamışsam. Yine ısı duyarlılık indeksi ile ilgili bir takım görselleri paylaştı ve bunun da yine ülkemizin de içinde bulunduğu ülkeler için ciddi bir sorun olduğundan bahsetti ve sonrasında yani iklim krizinin bu acil ve akut etkileri karşısında sağlık sektörünün nasıl neler yaptığından bahsetti. Daha önce de söylediğimiz gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün başını çektiği sağlıklı iyileşme taleplerinden, buradaki 10 talepten bahsetmiştim. Nitekim biz geçen de biz de bunu Türkiye'de yaygınlaştırdık ve imzaya açmıştık. Bu konuda da ortaklarımızdan katkıları almıştık. Bunun dışında Dünya Tabipler Birliği'nin yine iklim krizine yanıttaki bir belgesini paylaştı. COP27'de de özellikle 200'den fazla organizasyonun hali hazırda imzalamış olduğu fosil yakıtlardan çıkışla ilgili bir anlaşma ya da belgenin imzalandığını ve bunun paylaşıldığını. Yine Lancet geri sayım raporunun 2022 raporunda da artık hani dünyanın bir an önce adım atılması gerektiğini, özellikle fosil yakıtlardan bir an önce vazgeçilmesi, temiz enerjilere yöneltilmesiyle ilgili rapordaki mesajları tekrarladı. Son olarak da aslında yanlış çözümlere de hani dikkat çekti. Özellikle fosil gazların yakımıyla ilgili Avrupa'daki maliyetlerden bahsetti. Özellikle sağlık maliyetleri 8.7 milyar euroluk bir sağlık maliyetinden ve 2800 prematür ölümden bahsetti ki bunlar da konuşmasının öne çıkan noktalarıydı diye düşünüyorum. Bilmiyorum başka katkı var mı bununla ilgili ama sonuç olarak aslında Melike'nin sunumuyla da Enin sunumu örtüşmüş oldu. Neden aslında bunun önemli bir sağlık problemi olduğu ve bizlerin neler yapması gerektiği ve halen yaptıklarımızla ilgili başlıklar konuşulmuş oldu. Tabii
Bununla da sınırlı kalmadı aslında. Sevgili Funda Gacal, özellikle bu yıl yapılan İklim Şurası'nda çok önemli çalışmalara da imza attı ve onun da katkılarıyla şurada sağlıkla ilgili önemli kararlar da çıktı. Şimdi kendisinden bu süreci de dinleyeceğiz ve yine iklim kanunuyla ilgili değerlendirmelerini alacağız. Ben sözü ona vermeden önce Funda'yı da tanıtmak istiyorum. Funda Gacal, uluslararası alanda hava kirliliği, enerji ve sağlık politikaları üzerine çalışan bir şehir plancısı. Halen yılda Türkiye'de kıdemli enerji ve sağlık politikaları danışmanlığı yapmakta. İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. Yine daha önce Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın Bolivya Türkiye ofislerinde çalıştığı sivil toplum kuruluşları ve araştırma kurumlarına enerji ve çevre politikaları üzerine danışmanlık verdi. Yine araştırmalarında Bloomberg, Potsdam gibi düşünce kuruluşlarıyla beraber çalıştı. Lancet, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve konularında pek çok röportajı var. Ben hani burada tek tek okumak istemiyorum ama özellikle Türkiye'de çok önemli raporlar ortaya çıkmasında önemli katkıları var yazar olarak. Kronik kömür kirliliği raporu, Çanakkale, İzmir ve Tekirdağ'da kömürden elektrik üretimi ve sağlık raporlarının yazarı. Aynı zamanda kara rapor, Türkiye için düşük karbonlu kalkınma yolları ve öncelikleri, Türkiye'nin yenilenebilir gücü, iklim ve sivil toplum raporlarında eş yazarı. Aslında ne kadar konusunda yetkin bir uzman olduğunu da bu şekilde açıklamış olduk. Ben şimdi sözü Funda'ya veriyorum. Funda, buyur, söz senin. Teşekkür ederim hocam. Ben sunumu paylaşayım. Hızlıca oraya geçeyim. Kısa bir sunum hazırladım aslında bugün. Bugün aslında birazcık enerji cephesinde ve iklim değişikliği cephesinde neler olup bitiyor ondan bahsedeceğiz. Basına da sık sık yansıdı özellikle bu taraflar konferansı. Biraz ondan bahsedeceğiz. Oraya geçmeden hani bu sene neler oldu aslında birazcık da senenin değerlendirmesi gibi. Şubat ayında yine hem sosyal medyada çıktı hem de CİSİP'in bir e-posta üyeliği var. Eğer katılmak isteyenler ve almıyorlarsa bize buradan e-postalarını iletebilirler soru cevap veya sohbet kısmında. O e-postalarda da sık sık bahsettiğimiz üzere İklim Şurası vardı Şubat ayında. İklim Şurası'nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olduğu adı. O düzenledi. 21-25 Şubat'ta 4 günlük bir yüz yüze bir aslında toplantıydı bu. O son derece kalabalıktı. Kamu kurumlarının haricinde sınır sayıda STK ve uzman vardı. Aslında şu an içerisinde bulunduğumuz kongrenin yine düzenleyicilerinden Profesör Doktor Didem Evci Kiraz da oradaydı. Sağlık alanından katılım ise yani içeride yaklaşık olarak 700'den fazla kişi vardı ama sağlık alanından katılan 3 taraf vardı. Ne yazık ki Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye ofisi dahi çağrılmayı unutmuştu, gelmemişti. Yani arasında yoktu. Biz vardık. O da çağrılarımız üzerine aslında vardı. Türk Toraks davet edilmişti ama onlar yetişemediler. Didem Hoca vardı dediğim gibi ve bir de Halk Sağlığı Daire Başkanlığı'ndan uzmanlarımız vardı. Şöyle gerçekleşti. Şimdi burada gördüğünüz aslında bir komisyonun görüntüsü. Ne Funda bu komisyonlar derseniz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı daha önce buraya gelmeden neleri tartışabiliriz ve ne kararlar çıkabilir diye yaklaşık olarak 6-7 sayfalık bir karar listesi hazırlamışlar ve bunu da 7 gruba bölmüşler. Bu 7 grubu da komisyon olarak adlandırıyor. Bu komisyonlar şunlardı. Sera gaz azaltım 1 ve sera gaz azaltım 2. İki gruba ayırmışlar. Hem aynı konu olsa da taraflar çok kalabalık olduğu için. Çünkü aslında iklim değişikliği mücadelesi dediğimiz konu buradan geçiyor. Bilim ve teknoloji 3. komisyon. Yeşil finansman ve karbon fiyatlama. Yeşil finansmanı zaten sık sık konuştuk. Gelecek yıllarda da sık sık konuşacağız gibi geliyor. Çünkü Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasının arkasında yatan nedenlerden bir tanesi karbon fiyatlamasıydı ve yeşil finansmana erişmekti. İklim değişikliğine uyum,
yerel yönetimler, son olarak da göç, adil geçiş ve diğer sosyal konular vardı bu komisyonlarda. Bu komisyonlarda görüşmeler nasıl oldu? Bu komisyonlardaki görüşmeler ilk 3 gün boyunca yapıldı dediğim gibi. Bakanlık bir taslak hazırlamıştı. Biz oraya gitmeden de bir taslağı verdi. Yine CİSİP'in e-posta üyeleri arasında da biz bunu paylaştık. Yorumlarınız varsa gönderin diye. Zaten çok son dakikada geldi bizim elimize de. Oraları nereleri koyabiliriz, neleri çıkartabiliriz? Didem Hoca'nın ve yine bakanlık birimlerinin de desteğiyle aslında dediğim gibi sadece 3 sağlık alanından 3 taraf olduğu için biraz burada bunları konuştuk. Çünkü bu sağlık alanından katılan insanlar olarak biz iklim değişikliğine uyum yani 5. komisyondaydık. Burada oturan insanlardan bir tanesiydik ama dediğim gibi metinler zaten önceden hazırlanmıştı. Kendi grubum adına konuşuyorum. Bizim bulunduğumuz komisyonda, iklim değişikliği uyum komisyonunda ağırlıklı olarak tarımdan gelen uzmanlar vardı. O yüzden daha çok tarımın ve biyoçeşitliliğin uyumunu konuştuk. Sağlık alanında yine de ama çıktıları almaya başardık. Şöyle geçti. Şimdi ilk 3 gün bu komisyonlar toplandı. İlk 3 günden sonra ise sonraki 2 günde bizim davetli olmadığımız ancak yine buradan Didem Hoca'nın davetli olduğu ve bazı artık elenen insanlara STK temsilcisi son derece azdı. Yani örnek veriyorum 10 STK temsilcisi kapılmışsa sadece bir tanesi son oturumda vardı. Kapalı grup toplantılarında da metinler son haline getirildi. Yani örneğin biz sağlıkla ilgili bunlar olsun şunlar çıkartsın dedik. Tarım alanından gelenler, kendi uzmanlık alanlarından gelenler benzer konularda görüş verdiler. Ama son metinler bu 2 günlük kapalı grup toplantılarında yapıldı. Bize e-posta olarak gönderildi. Ve en sonunda da bakanın aracılığıyla, bakanın öncülüğünde kararlar açıklandı. Kararların en önemlisi Türkiye'nin ulusal katkı beyanı. Kısmına geleceğiz ilerleyen slaytlarda. Yani NDC dediğimiz konunun güncellenmesi. Nedir bu Türkiye'nin ulusal katkı beyanı? Paris İklim Anlaşması altında bildiğiniz üzere her bir taraf, her bir ülke emisyonunun şu anda ne kadar olduğunu, gelecekte ne kadar olabileceğini ve buradan nasıl bir azaltım yapacağını aslında açıklıyor. Buna göre bazı ülkeler ben artık kömürlü termik santral yapmıyorum veya ben çelik üretimi veya demir çelik üretimi, çimento üretimi yapmıyorum veya karbon yoğun sektörlerde artık üretim yapmıyorum diyebiliyor. Veya bazı ülkeler, Kuzey Avrupa ülkeleri olduğu gibi şimdiden ben artık kömürden, doğalgazdan çıktım. Tamamıyla yenilenebilire dönüyorum. Çünkü benim en iyisim olsa katkı beyanım bu şekilde diyebiliyor. Bu kararlar arasında Türkiye'nin de bu sene sonuna kadar verilen, daha önce verilen ancak yetersiz bulunan Paris İklim Anlaşması diğer imzacıları tarafından da ulusal katkı beyanının güncellenmesi vardı. İklim değişikliği uyum stratejisi ve eylem planımız var bir adet. Bunun güncellenmesi vardı. İklim kanunu bu ilk defa çıkacak bir kanun. Şu anda taslağa dolaşıyor. Buna da değineceğiz. İklim kanununun ve emisyon ticari sistemi yönetmeliğinin hazırlanması vardı. Özellikle emisyon ticari sistemi yönetmeliği sanayicileri son derece yakından ilgilendiren aslında önümüzdeki süreçlerde Türkiye'nin üretimi karbon yoğun mu olacak, bambaşka mı olacak onu anlatan bir kurum. Yine ben şöyle iklim şurası diye yazdığınızda web sitesi çıkıyor ve dokümanlar arasında sonuç dokümanları var. Ben oradan iki kısmı özetlemeye çalıştım. Bunlardan bir tanesi enerji, diğeri de sağlık. Dediğim gibi sağlıkla başlayayım aslında. Sağlıkta çünkü yine Didem Hoca'nın ve diğer uzmanların sayesinde Sağlık Bakanlığı'na gelen halk sağlığı çevre halk sağlığından gelen uzmanların sayesinde iki metni sokabilmiştik. Bunlardan bir tanesi şu iklim değişikliğini ortaya çıkarabileceği sağlık sorunlarının yönetilmesinde halk sağlığı ve yeni hastalıklar gibi alanlarda insan, hayvan, bitki ve çevre üçgeni gözetecek şekilde tek sağlık yaklaşımı, bu ilk defa böyle bir metinde geçiyor. Tek sağlık yaklaşımı ve sağlık etki değerlendirmesi metodunun aslında sokulmasıydı. Bu hani bizim sık sık üzerinde durduğumuz bir konuydu ve bu komisyonun sonuçlarına girdi. Bu komisyonun sonucu da aslında bundan sonra gerek enerji planı hazırlanırken, gerek iklim yasası hazırlanırken atlık olarak kullanılması. İkincisi ise, bir saniye. İkincisi
İkincisi ise iklim değişikliği kaynaklı iş sağlığı güvenliği ve halk sağlığı başlıklarında doğabilecek ilave hizmet talebi tahminlendirilmesinde ve karşılaştırmasına yönelik taleplerin alınmasına ilişkindi. Zaten dediğim gibi sağlık alanında iki nokta sokabildik. Ancak diğer alanlarda da yani sağlığın çok alakasız olduğu yerlerde çıkartılmalar yapıldı. Bazı düzeltmeler yapıldı. Enerji ise en çok ilgilendiren şey. 2053'te zaten Türkiye'ye geçtiğimiz sene Kasım ayında, 10 Kasım'da Paris İklim Anlaşması'nı evet imzalamıştık, artık uyguluyoruz derken 2053 bir net sıfır aslında anonsu vardı. 2053 net sıfır anonsu da şu, yani biz ürettiğimiz karbonu yutak alanlarıyla, ormanlarla, tarım alanlarıyla gömeceğiz ve o kadar çok karbon üretmeyeceğiz demekti. O yüzden net sıfır terimi kullanılıyor. 2053 sıfır ya da işte sıfır karbon değildi. 2053 net sıfır karbon planı zaten vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Yine 2053 net sıfır karbon planının uygulanması enerji alanında geçti. Ulusal Enerji Verimliliği 2030 vizyonu ve stratejisine yine yıl sonu yani 2022 sonuna kadar yapılması geçti. Hidrojen stratejisi bu ilk defa böyle bir belgede geçti. Hidrojen stratejisi. Henüz bir açıklama yok bu alanda. Hidrojen stratejisi ve yol haritası 2000, yine bu yılın sonuna kadar 2022 yılının sonuna kadar hazırlanması. Ancak NDC'de özellikle görmek istediğimiz yani emisyon azaltımında görmek istediğimiz kömürden çıkış yapılması gibi var olan santraller için bir kapanma tarihi belirleme veya inşaat halinde bu toplantı yapıldığında inşaat halinde olan bu termik santralinin açılmaması gibi bir takım sözler hiçbir şekilde geçmedi. Ne tartışmalarda aslında geçti bizim de katkılarımız aslında rağmen. Ne de sonuçlarda geçti. O yüzden herhangi bir kömürden çıkış planı yoktu. Ya da emisyonların ne zaman ne kadar azaltılacağı hiçbir şekilde aslında mevzu bahis olmadı. Bunun arkasından aslında takip eden şey COP27 daha geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti. Yine bununla ilgili kısa bir güncelleme göndereceğiz aslında bunun özetini. 6 ve 18 Kasım'daydı. Mısır'da gerçekleşti. Birçok böyle hani gidilmesi konusunda gidilecek hem işte lojistik konusunda vize konusunda sıkıntı çıktı ama Türkiye'den de belki tanıdığınız yine sağlık uzmanlarından Ümit Şahin oradaydı. Bizim yine sivil toplumda çalışan arkadaşlarımız oradaydı ama dediğim gibi sivil toplumdan da katılım çok yüksek olamadı gerek lojistik gerek vize sorunları nedeniyle. Burada yine iklim şurasında aslında referans olan ulusal katkı beyanı açıklandı. Biz aslında bunu COP'tan önce bekliyorduk açıkçası ulusal katkı beyanını. Yani o kadar yani uluslararası bir ortamda açıklanmasından hani belki önce Türkiye'de açıklanır. Yine sanayici taraflar, diğer taraflar, STK'lar üzerine yorum yapar diyorduk. Ancak bu tam olarak Mısır'da yine bakan aracılığıyla iletildi. Bakan kurum bir açıklama yaptı COP'un sonuna doğru ve söz olarak şöyle bir şey kullanmış. Dünya liderlerine hitaben yaptığı konuşmada bu Cumhuriyet'in sanıyorum ki bir yazısı. Türkiye'nin 2030 için belirlediği %21 emisyon artıştan azaltım hedefinin %41'e yükseltildiğini belirtti. Bu şu demek, dediğim gibi Türkiye daha önce Paris İklim Anlaşması'nı zaten imzalamıştı, ilk imzacılarındandı. Fakat geçtiğimiz sene Kasım ayına kadar taraf olmamıştı. Yani ratification dediğimiz İngilizce'de taraflara girmemişti. Girmemekle beraber de bir azaltım hedefi vermişti ve 2030 için de %21 biz yükselttiğimiz yerden karbon emisyonlarını düşüreceğiz demişti. Buradaki artıştan azaltım onu hedefliyor. Çünkü Türkiye diyor ki ben gelişen bir ülkeyim. Benim her yıl emisyonlarım belli bir miktar artıyor. Ben ister istemez enerjim kömüre bağlı ve benim ürettiğim diğer karbon yoğun sektörler belli. O yüzden ben zaten emisyonlarımın artacağını öngörüyorum. Buradan bir azaltım yapıyorum ben gelişen bir ülke olduğum için diyordu. Neredeyse iki katlık. Yani şimdi bu söze bakarak şu diyebiliriz. Evet Türkiye'nin 2030'da bir 21'lik bir azaltımı vardı planladığı patikadan. Onu %41'e yükseltti. Neredeyse iki katı. Bakan kurumda şöyle devam etmiş sözlerine. Böylece ülke olarak 2030 için yaklaşık 500 milyon ton emisyon azaltımı yapmış olacağız. Burada ton emisyon dediği karbon eşleniği yani karbon ve türevi
metan gibi yine sıklıkla konuştuğumuz diğer iklim değişikliğine neden olan emisyonlar. Bundan bahsediyor ve diyor ki Türkiye'nin en geç 2018'de emisyonlarını pike, yani en yüksek seviyeye ulaştıracağını belirtiyoruz diyor. Şimdi bunu ben birazcık grafiklere arkadaşlar döktüm, onu koymak istedim. Çünkü nasıl da nasıl oluyor? Türkiye'nin tarihsel olarak sera gazı emisyonları şöyle 1990'dan 2020'ye kadar ortalama biz %3 ile arttırmışız. Yani bu Avrupa ülkeleri grafiklerini incelesek gelişmesini tamamlayan ülkelerde tabii böyle değil. Onlar çoktan pik yapmışlar ve artık düşüşe geçmişler. Şimdi bizim NDC'mizde deniliyor ki %3 şimdiye kadar geldik 2020'ye kadar. Peki bakanlığın yaptığı açıklama şunu diyor. Ben artıştan azaltım yapacağım. Artış patikasına baktığımızda bu rakamları tutturduğumuzda şöyle bir şey çıkıyor. Şu anki şimdiye kadar ortalama artışımız %3. Biz eğer ki bu şekilde bilsek şöyle şuradaki mavi çizgiyle gidebilecek. İşte yaklaşık %2.9, %3. Böyle bizim bir patikamız olacaktı. Fakat bakanlığın öngördüğü patika bizim bundan sonra bir anda karbon konusunda şahlanarak %8.4'lük yılda neredeyse bir artış yapmamız ve inanılmaz bir tepe yapmamız öngörülüyor. Diyor ki bakanlık, Türkiye şimdiye kadar %3'lük bir karbon emisyonu artışı yaptı ancak %8'lik bir emisyon artışı yapabilir. Ben bunu azaltıyorum. Ben bunu azaltıyorum ve ben bunu azaltarak ve piki de 2038'de yaparak şuradaki mavi grafiğe aslında geçiyorum diyor. Buradaki mavi grafiğe geçmenin mavi ya da mor olarak da gözüküyor ekranımızda. Sorunu şu. Şimdi bizim 2053'te net sıfır emisyon hedefimiz vardı. Aslında açıklama şuraya kadar getirir grafik. Ama 2053'te bizim net sıfır yapabilmemiz için, yani arazi kullanımını vesaire de kattığı için bu grafiği yapan arkadaş burada sıfır değil. Şöyle 100 milyon ton eşleniğinde duruyor bu grafik. 2038'de bunu yaparsak 2053'te yaklaşık olarak net sıfırlama için arazinin işte ütok alanları 100 milyon ton eşleniği olarak düşündüğü için şöyle bir kar yapmak durumunda kalıyor bu grafik. Yani biz %3 ile geldik, evet. Bundan sonra %2.9 bu şekilde gittik. Yani aslında business as usual geldiğimiz gibi devam ettik biz. 2030'a kadar hemen hemen hiçbir şey yapmadık. 2030'da herhalde bir takım santralleri kapatarak ki ömürleri de teknolojik olarak doluyor birçok santrali. Buna ilişkin de bir rapor olacak yakın zamanda yıldan bu Aralık ayı sonuna kadar. Herhalde 2030'da kapanan santrallerden sonra şöyle birazcık daha biz artıştan azaltım yapacağız ve 2038'de bir pik yapacağız. Sonrasında da bir şekilde ya karbon yakalama teknikleri kullanılacak ya bir anda inanılmaz bir ormanlaştırma yapılacak ya çok ciddi bir santral kapanışına gideceğiz, karbon azaltımına gideceğiz ve düşecek. Ve tekrardan alırsak siyah olan grafik bizim tarihsel emisyonlarımız. Mavi olan grafik şu anki bizim açıklanan NDC'miz. Sarı olan ne derseniz bakanlığa göre bizim gidişatımız. Yani biz %3 emisyon artırarak geldik şimdiler. Fakat Türkiye'de bir anda %8.4 emisyon artışı söz konusu olacak. O yüzden biz buradan azaltıyoruz. %20 küsürlük bir azaltım yapıyoruz. Bakın önceki NDC'mizden de iyi bu. %2.9'luk bir artışla gidiyoruz. Sonra biraz artışımızı azaltıyoruz. 2038'de emisyonlarımız pik yapıyor ve düşüşe geçiyoruz. Böyle bir durum söz konusu. Aslında STK'lar tarafından da hani bu grafiğin yapılması birazcık da açıkça görmemiz. Şu anda baktığımızda zaten %3 ile gelen bir emisyon var. Bu şu demek. 2030'a kadar bir şey yapmasak da zaten biz şu anki endisimizi devam ettirmiş oluyoruz. Önemli olan 2030'dan sonra biz ne yapacağız? Özellikle 2030'da biz ne yapacağız ki bir anda tarihsel olan, bir anda sera gazı emisyonlarımız azalacak. Şu kırmızı olan ne derseniz, kırmızı olan da aslında sivil toplumun talebi. Sivil toplumun talebi aslında 2030'da kömürden çıkış. Yani şu anki Türkiye'nin kömür filosunun bir kısmının ömrü 2030 civarında bitiyor. Fakat bir kısmının neredeyse 2050'ye kadar elektrik üretimi var. 2050'ye kadar bu üretimin devam etmemesi, 2030 civarında kapanması, bununla ilgili de Climate Action Network, WWF, Türkiye 2030 kömürden çıkış diye araştırmamıza gelecek bir rapor var aslında. Talebi oydu. Şuradaki aslında gördüğümüz turuncu veya pembe olarak gözükebilir.
bu çizgide aslında bunu anlatıyor. Yani STK'lar olarak asıl eleştirimiz şu anda çok bir şey yapmadan aslında 2030'a kadar biz yeni NDC'mizi kullanabiliyoruz. Ve soru işaretleri 2030'da ne olacak? Biz bu şekilde azalacağız ve 2038'de ne olacak ki biz bu 2053 hedefini tutturabileceğiz? Bununla beraber dünyada neler oluyor? Aslında dünyada kömürden çıkışlar var. Çünkü Türkiye'de, dünyada çoktan kömürden çıkan ülkeler var. Mesela şuraya bakarsanız Norveç çoktan çıktı. Biliyorsunuz şurada benim arka Norveç, İsveç. İsveç'in çoktan kömürden çıktığını görürsünüz. Almanya zaten zorluk çekiyor bizim bildiği gibi. O yüzden 2030'dan sonraya ertelendi kömürden çıkışları. Hala sistemlerinde bir miktar nükleer var. Türkiye'de ise yine Polonya gibi hala kömürden çıkış tartışılmıyor. Kömürden çıkış hiçbir şekilde değerlendirilmiyor. Yine tam böyle işte Şura Şubat'ta yapıldı. COP Kasım'daydı. Temmuz ayı gibi de bu Adana'daki mutlu termik santrali açıldı. Temmuz'a kalmadı. Son aylarda açıldı. O devreye girdi. Çin yatırımıydı. O yüzden de çok eleştiri almıştı. Ama yani Türkiye'nin böyle bir yola giderken bir anda neredeyse 50 yıllık bir kapasitesi, çalışma kapasitesi, çalışma ömrü olan bir santralin açılması. Teknik olarak 30 kullanılıyor ama lisanslara bakarsanız 50 yıl sürebiliyor. Bir miktar tartışma yarattı. Burada Financial Times bir aslında haberini görüyoruz hocam. Burada alıntılamış. İklim kanununda ise neredeyiz? İklim kanununda şöyle iki tane gelişme var. Şimdi iklim kanunu için çalışmalar tamamlandı. Ancak kapalı kapılar arkasında tamamlandı bu. İklim kanununu için ise geçtiğimiz aylarda, yani mesela 3 Kasım haberi bu. 3 Kasım gibiydi sanırım ki STK'lardan bazıları davet edildi. Ankara'ya gittiler ve iklim değişikliği ve uyum koordinasyonu kurul toplantısına katıldılar. Burada sivil toplum kurumlarına aslında iklim kanunu hakkında neler düşünüldükleri soruldu. Sadece sivil toplum kurumlarına değil, oraya katılan herkese, davetli olan herkese. Fakat orada da şöyle bir nüans vardı. Sivil toplum kurumlarına iklim kanunu iletilmemişti. Oraya gelen pek çok tarafların iklim kanunu hakkında bilgi sahibi oldukları görüldü. Ancak yazılı olarak şu anda HILA da gelmedi. TEMA'da, WWF gibi kurumlara da gitmediğini biliyoruz. İklim kanunu ulaşmadı. Fakat iklim kanunu şu anda internette var. İklim kanunu şu anda Türkiye Odalar ve Borsa Birliği'nin web sitesinde bulunuyor. Ben bu ilk taslak oradan neler var diye bir gittim. Az önce ilk başta konuştuğumuz İklim Şurası'nın sonuçlarından bahsetmiştim. Oradaki sonuçlarda Sağlık Bakanlığı'nın ait şeyleri gayet buraya sokulmuş. Yani burada tek sağlık yaklaşımını görüyoruz. Sağlık etki değerlendirmesini henüz onu görmüyoruz. Sadece ilk cümlede birazcık daha yumuşatılmış halini görüyoruz. Yine bir erken uyarı tek sağlık yaklaşımı var ve de iklim değişikliğinin aslında etkilerini veya sonuçlarını önleme, izleme, erken uyarı ve hızlı yanıt çalışmaları var. Bu bizim için çok sevindirici bir haber. Özellikle Didem Hoca'nın aslında eforları, dediğim gibi Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün eforları burada devreye girmiş. Bizim orada olmamız işlemiş. İkincisi emisyon ticaret sistemi. Dediğim gibi bu önümüzdeki aylarda, yıllarda hatta daha konuşulacak. Çünkü Türkiye'nin aslında ekonomisi ve gidişatını belirleyecek. O yüzden Türkiye gibi kurumlar, TÜSİAD gibi kurumlar çok etkili ve Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasında aslında arka plandaki en önemli aktörler. Emisyon ticaret sisteminin kurulması diyor ve bunun altında bir dizi yine nasıl olacağını, sistemlerin nasıl bu ticari sisteme girebileceğini, neleri raporlayabileceğini anlatmış. Yine burada organize sanayi bölgelerine ilişkin yenilenebilir arattım. Yenilenebilire ilişkin şuradan şuraya çıkması ya da şu kadar gigawatt kurulu güç arttırımı gibi ne yazık ki bir ifade yer almıyor iklim kanunu içerisinde. İklim kanunu içerisinde bu arada az önce bahsettik, NDC de yok. Yani emisyonlar şuradan şuraya azalır demiyor. NDC bizim gönüllü olarak sunduğumuz bir emisyonumuz. Uluslararası Paris İklim Anlaşması'nı onaylayan diğer taraf. Ancak kanunun taslak halinin içerisinde geçmiyor. Geçmesi de açıkçası beklenmiyor. Kanunun içerisinde yenilenebilire ilişkinde yine rakamsal bir veri yok. Yani şuradan şuraya çıkartacağız geçmiyor. Ancak daha farklı cümleler var. Mesela diyor ki organize sanayi bölgelerine yenilenebilir enerji sistemlerine kurulup enerji tüketiminin en az %10'unun bu sistemlerine kurulması. Neredeyse sıfır enerjili binalar konsepti. Kentsel dönüşüm çalışmalarında
azaltım ve iklim değişikliğini azaltım ve uyum hedefleri doğrultusunda ilerlemek. Veya belediye atıklarıyla ilişkin cümleler var. Mesela diyor ki 2050 yılında belediye atıklarının işlenmeden düzenli depolanma ile bertarafına son verilmesi, sıfır atık uygulamalarına yönelilmesi. Bir de stratejik çevresel değerlendirme. Bu süreçler üzerinde dediğim gibi aslında sağlık etki değerlendirmesi ilk şura kararlarından çıkmıştı. Sonra iklim kanunu çıktı, ne yazık ki yoktu. Fakat stratejik çevresel değerlendirme, işte sosyal değerlendirmelerde çok konuşuldu. Stratejik çevresel değerlendirmeyi de yine bu iklim kanununun içerisine sokmuşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sorunuz, yorumunuz olursa veya kaçırdığım bir şey varsa Gözden. Yine dediğim gibi sohbetlerde soru cevapta yazabilirsiniz. Dediğim gibi bütün bu güncellemeleri, yani işte şuraya giderken bize gelen metinler, sonraki metinler, neler olduğu veya şimdi COP'la ilgili metinleri, bu proje dediğim gibi ÇİSİP projesi, çevre, iklim ve sağlık için bu ağımız aslında Haziran ayında bitse de biz bu e-postalara devam edeceğiz. Yine buraya da üye olmak isterseniz. Üye değilse zaten çok böyle az, ayda bir ya da işte iki ayda bir e-postalar geliyor. Yine bize sohbetten e-postanızı yazabilirsiniz. Evet, Funda, teşekkür ederim. Yine önemli bir konuyu gündeme getirmiş olduk. Yani bu kapsamda, iklim krizine yanıt kapsamında gerek mevzuatta gerek uygulamalarda neler oluyor ve bu neler getirecek, neler götürecek, bunlarla ilgili değerlendirmeleri bizlerle paylaşmış oldun. Çok önemli bilgilerdi. Şimdi bakıyorum, biz aslında süremizin sonuna geldik. Birkaç dakikamız var. Şimdiye kadar da herhangi bir soru gelmedi bize. Dolayısıyla aslında senin de son sözlerinde belirttiğin gibi burada belki soru sormayan ama hani gündemi takip etmek isteyen arkadaşlarımız olursa bize, senin de belirttiğin gibi mail atabilirler. Bununla ilgili sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatalım mı? Hatırlatacağım hocam. Ben onu unuttum. Belki benim bildiğim cisip.tr'ydi sanıyorum, değil mi? Twitter. Instagram'da cisip.tr, evet. Alt tiresi olmadan Instagram'da cisip.tr diye kullanıyoruz. Orada daha tabii görsel ağırlıklı. Twitter'da cisip.alt-tr olarak kullanıyoruz. Evet. Bizimle iletişime bir de mail adresimiz de var mıydı? Google Group diye sanıyorum. Yani bana da mail atabilirler. Ben şimdi postamı yazayım. Bana da mail atabilirler. Çünkü şey, ortak mail adresimizi okuyacağım. Sağ ol. Soru da gelmediği için ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada konuşmacı olarak katkı veren arkadaşlarıma, sevgili Berkay'a arka planda destekleri için. Umarım bizi izleyenler için hem sağlık sektörünü hem de bugüne kadar yapılanları tanıtmış olduk. Kendimizi tanıtmış olduk. Daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle diyeyim. İklim krizini tersine çevirebileceğimiz uygulama ve kararlarda görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum ben herkese. Kongre Düzenleme Kurulu'na da ayrıca teşekkür ediyorum. Zahide Hanım da yine ağımızın üyelerindendi. Bize teşekkür ediyor. Biz de izlediği için kendisine teşekkür ediyoruz. O zaman iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Çok teşekkürler.